Savaşın seyrini değiştirdi Nusrat Mayın gemisi. Ama değerini bilemedik ve 1962'de kuru yük gemisi yaptık. Neyse ki sonra restore edildi ve bize tarihi anlatmaya devam ediyor. Nusrat Mayın gemisi İstanbul'daydı. ...8 Mart 1915 gecesi Çanakkale Boğazı'na sessizce açıldı. Düşman ensesinde 26 Mayın'ı karanlık limana bıraktı. 10 gün sonra İtilaf Devletleri donanmasını bozguna uğrattı. Çanakkale geçilmez dedirtti. Efsane Mayın gemisi İstanbul'da ziyaretçilerini ağırladı. Çocuklar merak ettiler, getirdim gezdirmeye, ileriye dönük tarihimize bilgi kültür sahibi olsunlar diye. Nusret Mayın gemisi 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun olarak inşa edildi. Her detay düşünüldü. Nusret Mayın gemisi Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştirdi. Öyle ki döktüğü 26 mayınla yenilemez denen İtilaf Devletleri donanmasını dize getirdi. Bu nedenle müzede en çok ilgi gören nokta kuşkusuz o mayınların olduğu yer. Ziyarete gelenlere önce güvertede bilgi verildi, ardından karanlık odada o gece yaşananlar harita ve fotoğraflarla anlatıldı. Alt katta bulunan kameralar ve mutfak adeta ziyaretçileri geçmişe götürdü. Duygulandık, o zamanlara geri gitmiş gibi olduk ve bu değeri saklayıp barındırmaları böyle güzel tamir etmeleri, bizim işte seyretmemizde izin vermeleri çok güzel bir şeydi. Çok duygulandık hem 19 Mayıs'ta. Hoştu yani. İyi ki varlar. Ben de çok beğendim. Zaten çok merak da ediyordum. İlk defa gördüm. Mutlu hissediyorum. Nusret Mayın Gemisi Müzesi'nin bir sonraki durağı Marmara Ereğlisi olacak.